Cızbıtmadan çalışın. Vırrikler. Hadi bakalım. O pinnikleri de bir sağlamlayın. Sonra gelip yoklayacağım. Hele şuna bak, şuna. İyice ekelendi. Ha. Hele bacım az bekle hele. Hoş gelmişsin Halide Hanım. Kız ne olmuş? Halide Hanım niye gelmiş çiftliğe? Ne bileyim ben anam ya. Bunların işlerine de akıl sır ermiyor ya. Müflis bezirgen. Eski defterleri kurdalarmış. Bununki de o hesap. Öyle olsa hanım kendi gelirdi. Baksana Serap Hanım getirdi. Öyle mi diyor? Öyle diyor. İşler iyice sarpa sarıyor ya. Konuşmak istediğin mevzu nedir? Dün avukat geldi. Karnımda Muzaffer'in çocuğunu taşıdığım için bütün mal varlığının bana kaldığını söyledi. Bunu tahmin ediyordum zaten. Bunları söylemek için mi çağırdın beni? Hayır. Muzaffer'in isteklerini sana iletmek için. Evet, bütün mal varlığı benim olacak. Ancak tüm gelirlerin dörtte birini sana vereceğim. Her ay eline yüklü miktarda bir para geçecek. Muzaffer'in isteği bu. Geçmişte bana çok acı çektirdin. Bana yaptıkların hiçbirini unutmuş değilim. Sana hala kızgınım. Lakin Muzaffer benim için çok kıymetli. Sen bana onun yadigarsın. Bundan sonra sana yaptığım iyilikler Muzaffer'in hatırasına yapılmış olacak. Peki abim neden beni sana mecbur bırakmış ki? Bunun bir tek sebebi var. Mallar Kemal'in eline geçmesin diye. Abin Kemal'in niyetinin bu olduğuna inanıyordu. Ben de buna inanıyorum. Ama Halide, gerçekleri görmeni beklemiyorum. Göremezsin de. Seni asla zor durumda bırakmayacağım. Abinin bütün dileklerini yerine getireceğim. Buraya geri dönebilirsin. Buraya yerleşebilirsin. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Ama bir şartım var. Ancak tek başına gelebilirsin. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Muzaffer Bey'in öldürülmesiyle alakalı tahkikat yapıyoruz. Tahkikat mı? Evet. Bütün evleri tek tek arıyoruz. Benim evimi aramayacaksınız umarım. İstisna yok. Muzaffer Bey'i tanıyan herkesin evi aranacak. Bir dakika. Bir dakika ne demek şimdi bu? Kadim dostumu, iş ortağımı vurduğumu mu ima ediyorsunuz? Bu düpedüz bana hakaret ama.
Sakin olun Zekai Bey. Beni nasıl suçlarsınız canım? Kimseyi suçlamıyoruz. Bu sadece bir tahkikat. Büyütme Mirim. İlk bana geldiler. Benim ev de arandı. Evdeki silahlara da baktık. Zabıt falan da tuttular. Korkulacak bir durum yok. Benim kimseden korkum yok Paşazade. Kimseden korkum yok. Buyurun. Buyurun arayabilirsiniz. O gece Muzaffer Bey'in vurulduğu gece. Neredeydiniz? Bu kadarına tahammül edemem ama. Sinirlenme Zekai. Cemal komutan görevini yapıyor. Basit bir soru. Prosedür gereği. Peki. Uyuyordum komutan. Neriman'la birlikte uyuyorduk. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.